Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resuluna salatu vesselam olsun. Sohbetimizin konusu emri bil maruf, nehyi anil münker. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah vel tekun minkum ümmetun yed'un ila'l hayr ve ye'murun bil maruf ve yenhevun anil münker ve ulaike humul muflihun. İçinizde İnsanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha yani kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Aziz kardeşlerim, maruf, aklı selimin ve dinin iyi, güzel olduğuna hükmettiği, kitap ve sünnete uygun olan hayır, fazilet, hak ve adalet gibi şeylerdir. Münker ise aklı selimin ve dinin çirkin ve kötü gördüğü, kötü saydığı, kitap ve sünnete aykırı olan şeylerdir. Bir başka tabirle münker her çeşit şer, rezalet, batıl ve zulümdür. Bunu misallerle açıklamak istersek diyebiliriz ki, bir kimseye namaz kılmayı, oruç tutmayı, doğru olmayı, herkese iyilik etmeyi, kimseye zarar vermemeyi telkin etmek, yüce dinimizin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği hareketleri öğretmek, emri bil maruf, zulmetmekten, zulme boyun eğmekten, kan dökmek, tefrika çıkarmak, tağuti sisteme boyun eğmek, zalim idarecilere itaat etmek, haksızlık yapmak, yalan yere şehadet etmek, zina yapmak, içki içmek gibi Cenab-ı Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı ve kötü gördüğü Allah'a isyana götüren hareketlerden vazgeçirmek de nehy-i anil münkerdir. Eğer çok kısa bir şekilde tarif edecek olursa, emri bil maruf, iyiliği emretmek, ilka etmek, tavsiye etmek, nehy-i anil münker ise insanlığı kötülükten alıkoymak ve vazgeçirmektir. Bilindiği gibi yeryüzüne gönderilen insanoğlunun bir yaratılış sebebi vardır. İnsan niçin yaratıldı? Niçin dünyaya gönderildi? Bunun sebebi olmaz mı? Elbette ki vardır. Peki bunun sebebini en güzel bilen kimdir? Elbette ki Cenab-ı Allah'tır. O da Zariyat Suresinin 56. ayetinde aynen şöyle geçmektedir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz cinleri ve insanları ancak bize kulluk etsinler diye yarattık diyor Cenab-ı Allah. Bu ayette insanın dünyaya geliş sebebi çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bir başka ayette de mealen İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor diyor. Ya biz seni yarattık, seni dünyaya gönderdik. E tabii ki sana bazı vazifeler de vereceğiz öyle başıboş hayvan gibi. Ye, iç, yat keyfine bak, istediğini yak, istediğini yık, istediğini öldür. Böyle bir düzen olmaz. Çünkü insanoğlu Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Öyleyse Allah'ın emrettiği şekilde yaşaması da gerekiyor. Onun emirlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Onun emirlerini çevresindeki insanlara da topluma da söylemesi lazım. Çünkü İslam dini toplum dinidir. Fert dini değildir. O zaman insanın yaratılış gayesi belli ve kendisine verilen bunca nimetin karşılığında da istenen şeyler de bellidir, açıktır. Bir bakımdan insanoğlunun yeryüzüne imtihan için geldiğini diyebiliriz. Yani dünya bir imtihan salonudur. Bir başka tabirle dünya imtihan alanıdır. O zaman yaptıklarına göre de ceza veya mükafat görmesi de kaçınılmazdır. Madem imtihan yeridir, ne yaparsan yanında kar kalır düşüncesi İslam'da yoktur.
İlahi adalete zaman aşımı yoktur. Bugün cezalandırmazsa günü geldiği zaman cezalandırır. Bunun içindir ki Yüce Allah insana aklı selim, vicdan ve insaf gibi onu daime iyiye, güzele, hayra, adalete ve doğruluğa sevk eden duygular vermiştir. Bununla beraber insanda kötüye, çirkine, zulme ve batıla sevk eden duygular da vardır. Bu zıt duygulara sahip olan insan daima eğitilmeye muhtaçtır. İnsan bu ihtiyacı sebebiyledir ki Cenab-ı Allah ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar insanları irşad etmek için peygamberler ve onlarla birlikte kitaplar, sayfeler göndermiştir. Peygamberlerin ümmetlerini ve hatta insanlığı uyarmaları, onları doğru yola çağırmaları, bu yolda akıllara durgunluk verecek kadar eza ve cefalara katlanmalarının tek sebebi onlara hak yolunu göstermek ve onları eğitmekti, layık oldukları dereceye getirmekti. Zira insanoğlu yaratılış itibariyle meleklerden daha üstündür. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık diyor Cenab-ı Allah. Ama hangi insanı? Allah'ı tanıyan, ona boyun eğen, emirlerini yerine getiren bir insan. İnsan olduğu halde, Allah'ın emirlerini bildiği halde, peygamberlerin mesajını duyduğu halde eğer Allah'a isyan ediyorsa o insanın meleklerden üstün olması düşünülebilir mi? Elbette ki düşünülmez. O zaman ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ayeti geliyor. Sonra onları aşağıların aşağısına çevirir. En aşağı, en kötü hayvandan, yaratıktan daha kötü bir duruma düşer insan. Madem Allah'ın halifesisin, o zaman görevlerini de bilmelisin. Değerli kardeşlerim, bütün bunlar insanoğlunun aklıyla doğruyu bulabilecek, doğruyu düşünebilecek fıtrata yaratılmış olması ile birlikte telkinden etkilenmeye de daima müsait olduğunu gösteriyor. O yüzden Cenab-ı Allah peygamberliği gönderiyor. O yüzden peygamberlerden sonra alimler devreye giriyor ve insanlara ilahi emirleri tebliğ ediyor. Cenab-ı Allah Zariyat suresinin 55. ayetinde ve zekir fe inne zikra tenfa'ul müminin ey Habibim diyor. İnsanlara vaaz ve nasihat et. Hatırlat. Söyle. Şüphesiz ki öğüt müminlere fayda verir. O yüzden bizim bir görevimiz de birbirimize nasihat etmek, dini telkin etmektir. Unuttuğumuz zaman birbirimizi hatırlatmaktır. Ta ki biz yanlış yola gitmeyelim. Yanlış yola gittiğimiz ya da gidenlerimiz olduğu zamanlarda da bize biri telkin ederse, hatırlatırsa biz geri döneriz, yanlışlardan vazgeçeriz. Değerli kardeşlerim, emri bil maruf ve nehyi anil münker, İslam dininin genel esaslarından biri olup, cihat gibi, cenaze namazı gibi ferz-i kifayedir. Bu konuda Ali İmran suresinin 104. ayetini örnek gösterebiliriz. Sohbetin başında da okuduğum gibi وَالْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَيَنَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İçinizde insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. Bak fert demiyor, topluluk. Günümüzde bu görev sanki sadece vaizlerin görevidir gibi bırakmışız. Kimse kimseye bir şey söylemiyor. Vaizler de niçin vaaz ediyor onu da bilmiyoruz. İşlerinde çok ihlaslı insanlar vardır elbette ki saygı duyarız. Ama bunu sadece görev icabı, söylediklerinin manası, mefhumu, boğazından aşağı gitmeyen vaizler de vardır. Vazife bunlara telkin edildiği zaman söyledikleri sözler ne kendilerine tesir eder ne de cemaate tesir eder. O yüzden görev toplumun görevidir. Ferdin değil yani.
topluluk bulunsun diyor. Ayet-i Kerime'de bir topluluk bulunsun ibaresinden anlıyoruz ki bir bölgede bu vazifeyi yapanlar felah bulmakla beraber diğerlerini de mesuliyetten kurtarırlar. Aksine bu vazifeyi kimse yapmadığı takdirde o bölgedeki bütün Müslümanlar günahkar olur. Zira farz-ı kifaya derecesinde olan bu mübarek görev bütün Müslümanlara farz-ı ayn derecesine inmektedir. Kimse yapmıyorsa böyledir. Bu hususta her Müslüman işe evvela kendi nefsinden başlamalıdır. Önce kendisi farzlara devam etmeli ve haramdan kaçınmalı. Nefsini terbiye etmelidir. Sonra da ailesine. Her insanın yapabileceği bu görevin hayrın, iyiliğin devamına ve yayılmasına sebep olacaktır. Bu hususta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Ademoğlunun konuştuğu her söz lehine değil belki aleyhinedir. Ancak emri bil maruf neye anil münker yaparken konuştuğu sözler ile Allah'ı zikrettiği için bu sözler onun lehinedir, aleyhine değildir. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Çoğu zaman boş konuşuyoruz. Lakırdı, şakavari, miza, haber, siyaset, politika benzeri şeyler konuşuyoruz ama birbirimize emri marufu neye anil münker görevinde bulunmuyoruz. O yüzden konuştuğun zaman belki kendi aleyhine konuşmuş olabilirsin, bir günah işlemiş olabilirsin. Yani birini gıybet ederken, birini dedikodusunu yaparken, birini bir şeyle itham ederken bu senin aleyhine dönebilir. Ama emri maruf nehyi münker her zaman senin aleyhinedir. Çünkü Allah'ı zikrediyorsun. Allah'ın göndermiş olduğu emirleri başkasına tebliğ ve telkin ediyorsun. Değerli kardeşlerim, az önce de bahsettiğimiz gibi insanları doğru yola davet etmek, onları her türlü cismi ve manevi münkerden korumak farzdır. Bir toplulukta yapanlar varsa görev yerine gelmiştir. Yapanlar yoksa bu görevden dolayı tüm Müslümanlar sorumludur. Derecesi durumu ne olursa olsun bütün Müslümanlar mükellef olduğu bu görevi mutlaka yapmalıyız. Ama mutlaka. Bugün bu görevi sözde yapan kuruluşlar olabilir. O bizi mesuliyetten kurtarmaz. Ancak bu kurumların Nas'a, Kur'an ve sünnete göre görev yapıp yapmadıklarına bakmalıyız. Mevcut sözde İslam ülkelerini idare eden tağuti sistemlerin güdümünde olan dini kurumlar bu görevlerini yerine getirmiyorlar. Zaten onlardan bu görevi hakkıyla beklemek de saflıktır. Hakeza tağuti sistemleri tasvip eden bazı kurumların da yönettiği İslami cemaat, hizip ve örgütlerin de bu görevi tamamen yerine getirmeleri düşünülemez. Çünkü bu tür kurumlar İslami değil, küfrü ayakta tutan güçlerin birer uzantısıdır. O yüzden bu görevi salih, muhlis, halis müminlere düşmektedir. Peygamberler insanlığa sadece getirdikleri mesajlarıyla algılanmamalı. Onların bu mesajı yayarken çektikleri eza ve cefaları göz önünde bulundurmamız lazımdır. Bu yüce görevde aynen onları örnek alarak yürümeliyiz. Bilirsiniz ki tevhidi yayma uğruna birçok peygamber sürülmüş, kimi şehit edilmiş, kimisine olmadık iftiralarla eziyet edilmiştir, kimisi ağacın içine girip saklandığı halde orada testereyle kesilmiştir. Günümüzün Müslümanı hiç rahatsız olmadan bu görevin ifa edileceğini mi düşünüyor acaba? Öyle evimde rahat oturayım, işime gücüme bakayım. Arada sırada da birkaç kelime söyleyeyim. Böylece görevi yerine getirmiş olurum diye mi düşünüyor Müslüman? Böyle kolay değil. Olsaydı Hazreti İbrahim ta Adıyaman'dan Mısır'a, oradan Mekke'ye gitmezdi. O kadar rahat olsaydı Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye göç etmezdi. O kadar kolay olsaydı Musa Mısır'dan ta Filistin'e kadar gelmezdi. O kadar basit değil. Eğer sen Allah'ın emirlerini tebliğ edeceksen bilesin ki bu yolda mutlaka iftiralara maruz kalacaksın, zorluklarla karşı karşıya bulunacaksın. Allah'ın düşmanlarının hileleriyle
parça parça olmuş bu ümmetin bir an önce uyanması gerek, kendine gelmesi gerek. Yüce Allah'tan gelen mesajı bir daha okuması ve hangi görevlerle görevlendirildiğini bilmesi gerek. Unutmayalım ki bu mesajla bir yaşam, bir hayat, yani İslami hayat bütün insanlığa hizmettir. Aksi takdirde toplum hiçbir zaman bunalımdan kurtulamayacak, zulüm, münker alabildiğine devam edecektir. Sonuçta tüm Müslümanlar bundan sorumludur. Irkı ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakarak Yüce Allah'tan gelen bu mesaja kulak verelim. Emri bil marufu yaşayıp yaşatalım ve insanlığı içine düşmüş olduğu bu münker hayattan, bu çirkin hayattan kurtarmaya çalışalım. Görev çok büyüktür biliyorum. Ancak yapılan amel ve ibadet ne kadar büyük olursa karşılığında mükafat da o kadar büyüktür. O zaman haydi hep birlikte bu mübarek görevi yapmak üzere önce kendi nefsimizden başlayarak yola çıkalım. Cenab-ı Allah hiç şüphesiz bizimledir. Allah'a emanet olun değerli kardeşler.